İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün programımızda üç konuğumuz var. Bora Çelik, Elvan Cantekin ve Nazan Cömert. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş Merhaba. bulduk. Hoş bulduk Hürrem Bey. Evet, ben çok kısa tanıtmak istiyorum arkadaşlarımı. Aslında söylenecek çok söz var onlarla ilgili olarak ama zamanımız kısıtlı. Bora Çelik 2023 Şubat ayından bu yana deprem bölgesinde çalışıyor, araştırma yapıyor, bazı projelerde çaba gösteriyor. Aynı zamanda sivil kuruluşlar arası ilişkilere, koordinasyona katkıda bulunmaya gayret ediyor. Özellikle depremden etkilenen yörelere uzun vadede nasıl destek olunabileceğini sorguluyor. Doktor Elvan Cantekin, inşaat mühendisi, Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı eski genel müdürü, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde de öğretim üyesi. Doktor Nazan Cömert, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Fransızca programında öğretim üyesi, farklı uluslararası insani yardım örgütlerinde proje sorumlusu, koordinatör, uluslararası projelerde teknik danışmanlıklarda bulundu bugüne kadar. Evet, şimdi bugünkü programda 6 Şubat depremleri üzerinden tam bir yıl geçti ve yarın yıl dönümü. Biz bugünkü programda depremleri hangi açılardan ele almalıyız? Çıkartmamız gereken dersler neler olmalı ve neden böyle düşünüyoruz? Bunları ilk önce Elvan'a sormak istiyorum. Evet Elvan, sen de. Tekrardan merhabalar. Esasında şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Bir genel bir çerçeve içerisinde değişik alt başlıklarla hakikaten 6 Şubat, daha doğrusu Şubat depremleri, sadece 6 Şubat diye biliyorsunuz, bir de 20 Şubat depremimiz var. Şubat depremlerinin ardından nelere eğilmemiz, hangi alanlarda odaklanmamız gerektiği konusunda genel bir çerçeve çizmekle başlayalım. Ben şöyle bir değerlendirme yaptığımda 4-5 ana başlığının ön plana çıktığını görüyorum. Bunlardan bir tanesi esasında bilimsel alanda yapılması ya da bu depremin bize gösterdiği ve üzerinde çalışılması gereken başlıklar var. Bunlar tabii yer bilimcileri ve özellikle deprem mühendislerini ilgilendiren konular. Şubat depremleri gerçekten yer bilim açısından da ilginç depremler ve bu konuda dünyanın çok birçok yerinde araştırmalar yapılıyor. Toplanan veriler değerlendirilmeye çalışılıyor. Bu anlamda işte fayların hareketi, arka arkaya gelen bu üç büyük deprem ve artçıların davranışı gibi bir sürü konu bu alanda çalışma başlıkları olarak karşımıza çıkıyor. Deprem mühendisliği açısından ise oldukça ilginç bir durum var ve bu çok ciddi olarak ülkemizde tartışılmaya başlandı. Bu deprem sırasında yer ivmelerinin bazılarının çok ciddi boyutlarda yüksek çıktığını biliyoruz. Bu hatta öyle bir noktada ki Türkiye'deki deprem yapı yönetmeliklerinde öngörülen yer ivmelerinin de üstünde bazı değerlere çıktığı söyleniyor. Bu konuda da hakikaten araştırılması gereken bir alan olduğunu söyleyebiliriz ve zaten de bu çalışmalar başladı. Türkiye'deki deprem mühendisleri, bilim insanları, başta bizim sevgili Nuray hocamız olmak üzere gerçekten ağırlıkla eğiliyorlar. Bunun ötesinde tabii zeminin davranışları da ayrı bir konu. Gene bilimsel açıdan baktığımızda bazı zeminlerin beklenenin dışında bir davranış gösterdiği belirtiliyor. Bu konuda da bir takım araştırmalar yapılıyor. Bu bilimsel alanda hakikaten bu deprem nedeniyle ortaya çıkan bir takım soru işaretleri ve bu soru işaretleri ve yönelik olarak üzerinde çalışılması gereken noktalar. İkinci bir konu esasında daha pratiğe yönelik olarak müteahhitlik konusu. Türkiye'de yani son zamanlarda bir mahkeme tutanağına da geçti. Ben inşaattan anlamam ki diyen müteahhitlerin varlığı 722 bin diye rakamı hatırlıyorum. Olağanüstü bir sayıda her konuyla yakından ilişkisi olmayan sadece işte o müteahhitlik alanının getirdiği kar
o ortamını heves eden kişilerin bu işin içerisinde olması ve bunun kontrolünün de maalesef yapılamıyor olması. Sistem tamamıyla laçkalaşmış olduğunu biz bu depremde bir defa daha gördük. Esasında yeni bir şey de değil. 99 depreminde de aynı şeylerle karşılaşmıştık ama bence çok önemli bir nokta müteahhitlik sisteminin bu sistemin laçkalının ortadan kaldırılması konusunda mutlaka çalışmalar yapılması gerekiyor. Bir başka konu esasında mühendislikle ilgili. İnşaat mühendisliği özellikle ve tabii bununla paralel olarak mimari ve şehir plancılığı gibi ilgili diğer disiplinler de bu çerçeve içerisinde ele alınması lazım. Üniversitede verilen eğitimlerin yetersizliği, mühendis kalitesinin ne yazık ki oldukça düşük olması ve de 99'dan beri sık sık tekrarlandığı, üzerinde çok fazla durulduğu fakat bir türlü hayata geçirilemediği bilinen yetkin mühendislik konusunun yeniden artık sonuçlandırmak üzere ele alınması gerekiyor. Bir başka alt başlık imar politikaları. Bu imar politikaları biliyorsunuz işte imar afları, imar barışı, plansızlık ve benzeri işte merkezden yapılan bir takım imar planları değişiklikleri falan derken Türkiye bir keşmekeşin içerisinde ve bu özellikle de dediğim gibi aflar ve barış uygulamaları çok büyük hasarların meydana gelmesine, çok can kaybı olmasına ve ekonomik büyük kayıplara karşı karşıya kalmamıza neden oldu. Bunun artık bir daha olmaması için bir takım çalışmaların yapılması lazım. Belki de fazla uzatmamak için son olarak söyleyeceğim ama hiçbir zaman sırası olarak son değil. Çok önemli çünkü afet yönetimi konusunda sınıfta kaldığımızı söylemek lazım. Yani Evet. 99 depremlerinden üzerinden 24 yıl geçtikten sonra afet yönetiminde bu noktada olmamız, bu hataların içerisinde olmamız çok acı. Hatalar, yetersizlikler, yapılan yanlışlıklar 90 Şubat depremlerinde kendini çeşitli şekillerde gösterdi. Bunlar içerisinde belki daha programı ilerleyen dakikalarında konuşuruz. İşte tek merkezden yönetme, yönetimin tek yönlü olması, bütünleşik afet yönetimi dediğimiz işte zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme süreçlerinin doğru yürütülememesi ve birbirleriyle olan bağlantıların doğru kurulamamış olması, bütün bunlar kendini gösterdi. 90 Şubat depremlerinde işte özellikle müdahale aşamasında birçok şeyi gördük ki geçmişte yani yapılmış zannettiğimiz şeylerin bile doğru olmadığını ya da uygulanamadığını gördük. Afet yönetiminden artık afet yönetişimine geçmenin bir zorunluluk haline geldiğinde söyleyerek ben susayım. Peki. Teşekkürler. Çok teşekkürler Elvan. Sağ ol. Evet, hemen Nazan'a aynı soruları sormak istiyorum. Tabii Elvan'ın belirttiği konular üzerinde de görüşlerini almak isterim. Evet, Elvan genel bir perspektiften ve özellikle fiziksel çevre üzerinden bir değerlendirme yaptı. Aslında tam bir değerlendirme yapmak için elimizde ne var diye baktığımızda ben de yine çok Türkiye'de temel bir sorun olan veri konusuna değinmek istiyorum. Yani bir genel bir değerlendirme yapmak, ne olup bittiğini veya tam bir yaşananların etkilerini görmek, etkilenenlerin durumlarını iyi analiz edebilmemiz için elimizde bir takım verilerin olması lazım. Tam anlamında bir deprem bilançosu çıktı mı? Bunu söylemek çok güç. Çünkü resmi rakamların ilk aylarda yapmış olduğu bir takım değerlendirmeler var. Bu rakamlar da hasarla bina sayısından tutun da işte yaralılar, ölen kişiler, kaybolan insanlar, bunlarla ilgili elimizde aslında tam bir detaylı bir veri yok. Ya da
yapılsa bile bu verinin paylaşıldığını söylemek çok mümkün değil. Dolayısıyla herhangi bir politikayı değerlendirmek veya bir şekilde analiz yapabilmemiz için veya ileriye dönük geçmişten ders alarak, yaşadığımızlarımızdan ders alarak bir değerlendirme yapmamız için elimizde bir takım şeylerin olması gerekiyor. Buna raporlar da dahil. Genel bir değerlendirme yaptığımız zaman mesela Sayıştay'ın raporlarına baktım ben. Sayıştay 1999 depreminde çok güzel raporlar yayınlamıştı. Ama deprem bölgesiyle ilgili benim ulaşabildiğim herhangi bir raporunu göremedim. Zaten ilk zamanlarda da özellikle deprem bölgesi belediyelerin çalışmalarına yönelik değerlendirmelerinde 2023 raporunda çıkarıldığını biliyoruz. Diğer taraftan önemli bir veri oluşturabilecek veya sahadaki durumu değerlendirebilecek komisyon raporları var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin. Bu 1961'den beri yapılagelen raporlar. Aslında hani bu çok önemli bir çalışma. Bütün işte siyasi parti temsilcilerin bağlı olduğu komisyonların hazırladığı raporlar. Bu raporlarda bir tane rapor var. O da çok yine çok ilk zamanlarda ve çok sınırlı konuya değinilmiş. Şimdi öyle bir depremin büyüklüğünü biraz evvel Elvan da anlattı, yaşanılanların büyüklüğünü, özelliğini. Bu büyüklüğü oranla elimizde hakikaten bütün bölgeyi kapsayacak veri yok. Tabii ki burada en aktif veri üreten, rapor çıkartan kimler, hangi aktörler diye baktığımız zaman meslek odaları var. İşte sahadaki çalışan, hala çalışmakta olan kurumların, işte sosyal sivil toplum kuruluşlarının yaptığı çalışmalar var ama bunlar da tam bölgeyle ilgili. Yani yaşanılan afeti değerlendirmemizde tam anlamıyla tepeden bir gözle bakmamızı sağlayacak veriler değil. Neler bunlardan çıkan sonuçlar neler diye baktığımız zaman aslında baktığımız temel sorun temel hizmetlere erişim. Yani bölgede hala bir acil durum söz konusu. Biz her ne kadar acil durumu 72 saat işte binalardan insanların çıkartılması, bir an evvel çadırlara yerleştirilmesi ve ondan sonraki süreci bir yeniden yapılanma süreci gibi algılasak da aslında şu anda baktığımız zaman temel hizmetlere erişim konusu çok sıkıntılı. Tabii ki Buğra benden çok daha detaylı bir şekilde anlatacak. Bununla ilgili ne niceliksel ne niteliksel bir çalışma var. Şimdi mesela eğitim konusu, eğitimin yapılan hizmetlerin de şeklinin de çok değiştiğini görüyoruz. İşte taşımalı eğitim konusu, öğrencilerin okula erişememeleri ve bir devamsızlık söz konusu zaten pandemiyle yaşanan bir süreç ve depremle de iyice kronikleşen bir ciddi bir eğitim sorunu var. Halk sağlığıyla ilgili yine keza dile getirilen sorunlar var. Aşılama oranlarının çok düşük olması, işte hizmete erişimde bir takım sıkıntıların yaşanması, sürveyans dediğimiz işte belli grupların izlenmesinde bebek, hamile gibi bir takım sıkıntıların olduğunu meslek odalarının çalışmalarından görüyoruz. Aslında dediğim gibi bizim politikaları tartışmak, yaşananlardan bir ders çıkarmak ve geleceğe yönelik neler yapılabilir, aksayan yönler neler, bu sorunun cevabını aramak için elimizde hakikaten derli toplu bir çalışma olması gerekiyor ve yapılan eminim çok şey yapılıyor ama yapılanları değerlendirecek elimizde herhangi bir toplu bir çalışma yok. Benim de en şu aşamada söyleyebileceğim, belki ilk aşamada söyleyebileceğim şey bu. Biraz da afet yönetimiyle alakalı olarak.
Evet, çok teşekkürler Nazan. Tabii sen de belirttin, Buğra bölgede yaşadı ve bölgede uzun süredir gözlem yapıyor. Şimdi söz onda. Ya evet, özellikle Elvan Hoca'yı, Nazan Hoca'yı dinlerken bir yandan işte depremin ilk haftasından beri buradayım. O deneyimler gözümün önüne geliyor ve kesinlikle aslında işi bu olan organizasyonlar, işi afet olan organizasyonların hepsinin sınıfta kaldığını görüyoruz. Yani burada bireyler olarak da aslında sınıfta kaldık. Organizasyonlar olarak da sınıfta kaldık ve bunun temelinde ne yatıyor dediğimizde aslında Elvan Hocam da Nazan Hocam da ikisinin de noktası çok doğru. Yani bir afeti yönetmek üzerine değil, o yönetişimi, yani çok paydaşlı bir şekilde bunu nasıl ele alacağımızı bilmiyoruz. Nazan Hocanın söylediği, kesinlikle elimizde bir veri yok ve bu verisizlik birinci yılda aynen devam ediyor. Yani kim, nerede, ne yapıyor, neye ihtiyaç var? Bunu görebildiğimiz bir yerde değiliz. Bazı veriler bazı kurumların içerisinde var ama bu veriler kesinlikle açılmıyor. Ama ben biraz şeyden de bahsetmek istiyorum. Hani bu kadar çalışmayan şeylerin içerisinde ne çalıştı? Çalışan şey tümüyle aslında yine benim afetin sıra dışı aktörleri demeye başladığım mahalleliler ve bu mahallelilerin etrafında kurulan bu güven ağları, bu ilişkilerin içerisinde doğan güven ağları ve işte bu merkezi işi asıl bu olan kurumlar, sivil toplum kuruluşları, uluslararası organizasyonlar ve kamu sınıfta kalırken bu boşluğu bu sıra dışı aktörler doldurmaya başladı. Ve burada da karşımıza şöyle bir tablo çıktı. İhtiyacı duyan, bilen mahalleliler meslek odalarından, hobi gruplarından, işte burada da konuştuk birçok. Mesela işte meslek grupları çok öne çıktı. Nedir? Madenciler arama kurtarmada. Daha sonra kuryeler atladılar, geldiler buraya ve şehirde hiçbir ulaşım yokken biz kuryelerle her yere ilaç sevkiyatı yaptık. Yani hani doktor bile gönderdik scooter üzerinde. Bir yandan mesela sinema endüstrisi, sinema endüstrisinin elindeki sessiz jeneratörler, 7/24 işte istediğiniz her yerde bir yerleşke kurabilme kapasiteleri, ışıkları, karavanları, gezici yemekhaneleri o kadar işe yaradı ki. Bir yandan yani mesela permakültürcüler geldiler burada, çok ciddi bir tarım hareketinin bir parçası oldular. Sendikacılar, yani aslında afetten önce halihazırda var olan güven ilişkileri, önceden tanış olma halleri afetle birlikte yeni bir misyon kazandılar. Bir yandan da belli uzmanlıkların çok öne çıktığını görüyoruz. Yani işte arama kurtarmacılarda çok işe yarayan bu off-roadcular, işte dağcılar gibi. Bir yandan şunu artık görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani burada bu Şubat depremlerinin bize gösterdiği en önemli şey, bugüne kadar Elvan Hocanım da sizin de en başından beri konuştunuz. Afeti konuşurken birkaç katmanda birden ele almamız gerekiyor. Bir ülke boyutunda, sivil savunma boyutunda ele almak gerekiyor ama bir yandan da vatandaş olarak mahalle boyutunda bunu ele almamız gerekiyor. Çünkü aslında o ulaşım ve kaynaklar hareket edemez olduğu anda konu mahalle bazında bir pratiğe dönüyor. Ve mahalle aslında afet risk haritalarını düşünürken işte coğrafi ya da jeolojik durumlar üzerinden değil de sadece mahalledeki komşuluk ilişkilerinin nasıl olduğu üzerinden de bir risk haritası çıkarabileceğimizi görüyorum. Yani Hatay'da aynı ilçede, belki aynı mahallede iki sokaktaki dinamik çok daha güçlü ilişkiler üzerinde kendi ihtiyaçlarını görebilen bir haldeyken, bir sonraki sokakta o ilişkiler olmadığında insanlar çocuklarını arabadan, eğer kurduysa çadırından, dışarı bırakacak güvenli bir ortamın içinde değildi. Bu da aslında o mahallenin afet karşısında neler başarabildiğinin, sorunlarını nasıl çözebildiği konusundaki kendi sınırını belirliyor. Evet.
Bir önemli cümlen var. Özellikle uluslararası yardım kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının da merkezi yapının başarısızlığını tekrarladığını belirtiyorsun. Bunu biraz açabilir misin? Yani bir kere bir yandan aslında ölçeği ve sıklığı değişen yeni tip bir afet yapısı var ve birçok pratiğimiz bu afet yapılarına uygun değil. Bu ölçeği ve bu sıklığı yönetmeye uygun değil. Dolayısıyla kamu zaten en zor ayak uyduran, hani organizasyonel dönüşümde aslında balina diye tarif edilen, hani en zor dönüşen yer. Ama uluslararası sivil toplum kuruluşları da, yerel ulusal sivil toplum kuruluşları da bu anlamda çok ciddi sınıfta kaldı. Benim kişisel gözlemim burada çok ciddi bir yetenek açığı oldu. Yani aslında ihtiyaç dur, yani durumun bizden istediği becerileri bireysel ve organizasyonel olarak gösterebildiğimiz bir yerde değiliz. Ve bu açık uluslararası organizasyonlar seviyesine çıktığımızda daha da büyük bir noktaya geliyor. Çünkü işte Avrupa Birliği'nden ya da Birleşmiş Milletler'den fonu aldık. Şimdi yurt dışından uzmanlarımızı getirelim ve sahaya sokalım ve onlar mucizevi bir şekilde bu sorunu çözsünler. Artık çalışmıyor. Çünkü yurt dışından gelen birinin buradaki sorunu ya da il dışından bile gelen birinin buradaki dinamikleri anlayıp ihtiyacı anlayıp kaynakları kullanmaya başlayana kadar geçen sürede zaten buranın bağlamı değişiyor. O yüzden Hatay'da sadece kamuyu değil, özellikle sivil toplumu yaptıkları ve yapamadıkları üzerinden hesaplaşmaya davet etmek ve bir sonraki afete buradan neler öğrendiler ve neyi değiştiriyorları konuşmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada bir hantallaşmadan söz edebiliriz, değil mi? Yani organizasyonlar böyle belli merkezden yönetilme durumunda olduğu zaman ciddi bir hantallaşma söz konusu oluyor ve sahanın ihtiyaç duyduğu o çabukluk, ani karar verme, ani harekete geçme gibi yetileri olmuyor. İşte, böyle belli politikaların ve stratejilerinin belirlenmesi ve de fonlanmanın sağlanmasıdır belki. Onun ötesinde artık bu planlama ve planların uygulanması yerele geçmesi gerekiyor ve yerelde de çok şeyle katmanlı işte bireyselden tut mahalle bazında olsun, ilçe bazında olsun, il bazında olsun ayrı ayrı çalışmalar yapılıp onların da esnek bir yapı içerisinde afetler konusunda belli bir kapasite oluşturması gerekiyor. Başka türlü bunun çözümü yok. İstanbul örneğine dönersek yani aynı şeyi orada çok daha büyük boyutlarda belki de göreceğiz. Aslında Elvan çok doğru söyledin. 6 Şubat depremlerinde de sahaya 700'ün üzerinde mülki amir gönderilmişti başka yerlerden. Aslında bazen diyeyim hani kişisel inisiyatifler dışında o mekanizmanın işletilmemesinin sebeplerinden bir tanesi de buydu. Yani gelen mülki amirlerin oranın şartlarına uyum sağlayıp hızlı bir şekilde karar almaları. Biraz evvel Buğra'nın söylediği çok önemli bir husus var. Aslında afet yönetim planlaması yaparken bu enformel ilişkilerin ne kadar önemli olduğuna değinmişti. Hakikaten de öyle. Yani afet öncesi ne ilişki geliştirdiyseniz afet anında onu çok geliştirebiliyorsunuz. Onu çok aktif hale getirebiliyorsunuz. Dolayısıyla planlamalar yapılırken böyle çok sadece bir rol ve görev dağılımından ziyade biraz da senaryolara uygun bir ne diyeyim planlamanın yapılması gerekiyor. Yani planlamanın aktif hale getirilmesi, işte genelleştirilmesi vesaire dediğimiz şey de aslında bu. Biraz daha farklı bir perspektiften bakmak ve özellikle yani bu sadece 9'la 5 arasında olacak bir şey değil hani afet dediğimiz şey. Tamamıyla enformal aktörleri devreye sokacak bir durum. Dolayısıyla bu esnekliği nasıl kazandıracağız planlara? Biraz bunun üzerinde düşünmek gerekiyor. Yoksa hepsi çok kağıt üzerinde çok iyi işleyen planlar. Ayrıca bir şeyi belki altını çizmek isterim. Baktığımız zaman işte çok işte müdahale planları diyelim. Baktığımız zaman bir sürü kamu merkezi idare organını görüyoruz. Direkt aktif olarak görev yapan.
Aslında iş yükü açısından baktığımız zaman, yani tek tek her bir birim olarak baktığımız zaman, aslında bütün işin belediyeler, büyük bir yoğun çoğunluğunun da belediyeler tarafından üstlendiğini görüyoruz. Yani belediye doğrudan bir aktör olmasa bile iki hizmet grubu dışında %60'ı yerel yönetimler üzerinde olan bir yük. Yani mevcut afet planında da, müdahale afet planında. O yüzden önemli. Evet, ben hemen Elvan'a Buğra'nın üzerinde durmuş olduğu mahalle dayanışması konusuna ilişkin bir şey sormak istiyorum. Şimdi bizim yıllardan beri üzerinde durduğumuz en önemli konulardan birisi. Fakat mahalle örgütlenmesi deyince genellikle bir arama kurtarma ekibi anlaşılıyor. Fakat Buğra'nın bahsetmiş olduğu depremden hemen sonra belki sokakta belki birkaç tane apartmanda olan insanların o komşuluk dayanışmasına bir an evvel başlaması. Bu konuda söyleyebileceklerin var mı acaba? Özellikle önümüzdeki dönemde afet riski taşıyan kentlerimizde, ilçelerimizde nasıl bir örgütlenme gerçekleştirilebilir? Bunu her seferinde becerebilen insanların elinde yeşermesini mi bekleyeceğiz, yoksa bir dış müdahale, bir yönlendirme gerekiyor mu? Ne dersin? Ya şöyle bir şey var esasında, yani yıllarca mahalle örgütlenmeleri üzerine çalışmış birisi olarak o konudaki birikimlerden hareketle kolay bir şey olmadığını öncelikle söyleyeyim. Yani Elbette. özellikle bir afet odaklı bir yapılanma kurmak istiyorsanız, doğrudan bu şekilde bir yapı kurmak istiyorsanız, karşınızda bir takım engeller var. Yani bir kere insanlar üzerinde konuşmak istemedikleri bir konu için bir çaba göstermek fazla istemiyorlar. Bu çok önemli bir konu. Afetlerle ilgili de kimse konuşmak istemiyor. İkincisi de yani yapılacak çalışmaların belli bir kaynağa ihtiyacı var. Hem insan kaynağı olsun, hem zaman olsun, hem finansal kaynaklar olsun. Bunları da hani ne zaman olacağı belli olmayan bir şey için de başlangıçta kullanmak istemiyorlar. Yani böyle bir şey, hani çelişik bir durum var ve zorlayıcı bir durum var. Ama bu işin kaçınılmaz olduğunu, gerçekten yapılması gerektiğini farkına vardığımızda sanıyorum bu zorlukları aşmak mümkün olacak. Bunun için de öncelikle bu bilincin yaratılması lazım. Yani bu bilinç olmadan gidip de mahallelerde afet için örgütlenin demek pek mümkün değil. Bir o olacak. İkincisi, işte bir motive edecek bir şeyin, unsurun olması lazım. Üçüncüsü de bir destek ihtiyacı var. Destek ihtiyacı, bu kişilerin işte çeşitli konularda eğitilmesi, sadece arama kurtarma değil. Yani afet sonrasındaki ilk müdahale aşamasında bir mahalleli ortamında ihtiyaç duyulacak çok basit yapılanmanın ve de işte oradaki ihtiyaçların mümkün olduğunca giderilmesini sağlayacak olan kaynakların nasıl yaratılacağı, işte mahallenin o dayanışmasını ne şekilde, hangi temeller üzerinde kuracağının anlatılması lazım. Ondan sonra işte yani bir belli bir örgütlenme ilişkisinin, belli bir yapının afeti beklemeden oluşmasını sağlamak lazım. Biz mahalle afet gönülleri çalışmasında bunu öngörmüştük. Yani bir çekirdek oluşturalım orada. İşte 40-50 kişi her mahallede, 40-50 kişi çekirdek oluşturalım. Bunları bir arada tutacak ve bir ortak amaç olarak da ilk müdahaleyi koyalım. İlk müdahale deyince kesinlikle sadece arama kurtarma değil. İşte oradaki ihtiyaç duyacak sağlıkla ilgili ilk müdahale olabilir. Ya çıkabilecek yangınlara karşı ilk müdahale olabilir. Ondan sonra işte mahallenin genel olarak afet öncesinde bilinçlendirilmesiyle ilgili çalışmalar olabilir. Afet odaklı fakat sadece arama kurtarma odaklı olmayan bir yapılanma, çekirdek yapılanma ve bu çekirdek yapılanmanın etrafında genişleyecek bir mahalle dayanışması oluşturmak amacındaydık. Yani
Yani belli yerlerde başarılı oldu, belli yerlerde olmadı ama bunu bir genel şey olarak, politik olarak belirleyip de bu tür çalışmaları gerek işte belediyeler, gerekse de merkezi hükümetin belli unsurları tarafından desteklenir çalışmalar haline getirirsek bence Türkiye'de afete hazırlık anlamında çok önemli bir aşamayı sağlamış oluruz. Evet, çok önemli. Bir de tabii ki şunu da belirtmemiz lazım. Türkiye'de bazı kurumları, kuruluşları yaşatmanın da çok ciddi bir emeğe ihtiyacı var. Özellikle Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı gibi çok düzgün bir kuruluşun hayatını devam ettirememesi bile ne durumda olduğumuzu göstermesi açısından enteresandır diye düşünüyorum. Söyledim ya, yani en büyük karşımızdaki yani challenge dediğimiz şey aşılması gereken engellerden bir tanesi. Üzerinde konuşmak istemediğimiz bir konuyla ilgili emek, zaman ve para harcamak. Evet. Ve de ayrıca yani ne zaman olacağını bilmiyoruz. Evet. O da çok büyük bir sorun. O nedenle de işte insanlar göz ardı ediyor. Bu konuda yeteri önemi vermiyor diyeyim. Evet. Nazan, sen temel hizmetlerden bahsettin. Bu temel hizmetlerin içinde en önemli başlıklardan birisi de eğitim. Yani özellikle bölgede çok ciddi sorunlar olduğunu biliyoruz eğitim açısından. Bu konuda söylemek istediklerini de alabilir miyiz? Aslında burada sanıyorum daha somut örneklerle katkıda bulunacaktır. Bir kere eğitim personel, çok ciddi personel açıklarının olduğunu biliyoruz. Yani ve personelin çalışma şartlarıyla ilgili bir takım sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Bir de tabii bölgenin altyapısının tamamen iyileşmemesi, çok ciddi hala ulaşım sorunları ve işte okullara öğrencilerin taşınmasıyla alakalı sorunlar. Aynı şeyi sağlık için de söylemiştim biraz evvel. Dolayısıyla verilen özellikle eğitim sendikasının hazırlamış olduğu raporda belirtilen çok ciddi devamsızlıkların olduğunu ve hem velilerde ve hem öğrencilerde de ciddi motivasyon düşüklüklerinin olduğunu. Tabii bunu çok sayısal olarak ölçmek mümkün değil. Sanıyorum bu konuyla ilgili çalışan özel sivil toplum örgütleri daha niteliksel açıklamalar yapacaklardır ama temel sorunun okula erişim, okul hizmetlerine erişim, eğitimin kalitesi ve motivasyon düşüklüğü olduğu söyleniyor, belirtiliyor. Evet, çok teşekkürler. Buğra, sen Elvan'dan sonra hemen bir şeyler söylemek istedin ama dönemedim. Şimdi hem Elvan'ın söyledikleri hem Nazan'ın söyledikleri ve özellikle de yetenek eksikliğinden bahsettin. Bundan sanıyorum bireysel uzmanlıkları kastediyorsun herhalde. O konuyu da ayrıca açmanı rica edeceğim. Aslında biraz mahalleden başlamak istiyorum. Ben de Elvan Hoca'nın söylediğine ek olarak kesinlikle hiç kolay bir şey değil ve insanlar hani afet etrafında konuşmak istemediği gibi bir yandan da hani günümüz kültürünün geldiği o dikkat eksikliği ve hani yaşam mücadelesi içerisinde yani asrın felaketi dediğimiz konunun gündemden düşme hızını ve düştükten sonra da bunu tekrar konuşamaz hale gelme durumunu yaşamak benim için ilginç bir deneyimdi. Burada şu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani mahalle aslında hani komşuculuğu bir araya getirmek için, yeniden canlandırmak için afeti bir fırsat olarak görmesi. Yani çünkü burada ihtiyacımız olan şey aslında bir araya gelelim ve işte kabus senaryoları konuşalım ve işte kıyamet senaryoları konuşalım gibi bir şeyden ziyade birbirimizi tanımaya başlayalım. Yani şu çok çok önemli. Hani tamam, devletin yapması gerekenler var, sivil toplumun yapması gerekenler var ama bu dönüşüm olana kadar her an bir şey olabilir gerçeği içerisinde yaşarken insanlar ister istemez birkaç şey ya bu yokmuş gibi davranıyor. Ki bu hani günümüz şeyine de çok uygun. Ama bir yandan aslında
Bunun için yapmamız gereken tek şey hani komşumuzla muhabbet etmeye başlamak. Yani bu zaten o yaşadığımız coğrafyayı, yaşadığımız mahalleyi de daha farklı bir yere dönüştürecek bir davranış. Ve hani burada Elvan Hocam 50 kişi, 60 kişi dedi. Kesinlikle yani bir kişi, iki kişinin bile neler değiştirebildiğini gördük. Yani Hatay'daki belli kültürel dinamiklerin deprem sonrasında ne kadar belirleyici, yani mesela tandır ekmek yapma istasyonları sayesinde birçok bölge aç kalmadı. Ya da işte büyük tencerelerde, kazanlarda zaten düzenli olarak yemek yapma kültürü olduğu için birçok bölge aç kalmadı. Yani o yüzden hani vatandaşlar olarak şunu anlamamız lazım. Değişmesi gerekenler değişene kadar geçen sürede ilk 3 hafta yalnızız. Yani ilk 3 hafta gerçekten birileri gelip bir şeyleri çözene kadar mahallenin kapasitesi neyse o kadarız. Ve burada da baktığımızda hani acının, kederin içerisinde hani insan kayıplarından işte oradaki hani gerçekten o arama kurtarmacıların hikayelerini duyduğumuzda, dinlediğimizde, orada olanları duyduğumuzda tabii ki insan olarak çok üzülüyoruz. Ama dönüp baktığımızda burada bir kültür yok oldu, burada bir yaşam biçimi yok oldu. Dolayısıyla aslında bir sonraki nesilleri etkileyecek bir durumun içerisindeyiz. Yani bu hazırlığı neden yapmalıyız sorusunun cevabı hani uzak gelecekte belki bir gün bir şeyler olabilir, biz de buna hazır olalım durumu değil. Bundan çok daha öte ki İstanbul Belediye Başkan adayı da geçenlerde bir açıklama yaptı. Hani İstanbul depremiyle ilgili hani bu ülkenin sonu olur seviyesinde bir itiraf duyduk aslında. O zaman biz buna bu ölçekte önem gösteriyor muyuz? Yani vatanseverler, işte ulusalcılar, şunlar bunlar, yani afeti bir vatan meselesi olarak ele alıyor muyuz? Ya da mahallenin kültürünün devamlılığı olarak ele alıyor muyuz? Yani o yüzden burada hani çok ciddi bir kültürel değişimden de bahsediyoruz. O yüzden burada hani eğitim ve yetenek eksiği konusunda en önemli değişimin deprem bölgesine yardım yapma yaklaşımından biz buradan ne öğrenebiliriz yaklaşımına geçmek gerekiyor. Yani gerçekten eğer kendi bölgenizle ilgili endişeleriniz varsa işte Instagram'da, Twitter'da bu bölgede hala çalışmaya devam eden birçok organizasyon var. Onlara ulaşıp bir yandan onlara destek olabilir, bir yandan da gerçekten deneyimlerini dinleyebilirsiniz. Yani İstanbul'da elektrikler olmadığında, hiçbir ulaşım, hiçbir araç hareket etmediğinde yürüyerek mahallenizi nasıl tahliye edebiliyorsunuz? Ya da tahliye edemediğinizde işte yüzlerce, binlerce kişinin karnını günlerce doyuracak operasyonu nasıl kuruyorsunuz? Yani bunlar aslında çok çözümünün 3 kişi, 5 kişi bir araya geldiğinde bulabileceğimiz şeyler olduğunu da görüyoruz. Ben mesela şu an bir Serin Yolda El Ele yerleşkesindeyim. Burası tümüyle mahalleliler tarafından oluşturulan, işte şu an içinde olduğum bu ahşap yapılar Samandağ'da Hataylılar tarafından üretildi. İçinde gençlere yönelik atölyeler düzenleniliyor. Yine mahalleliler tarafından düzenleniyor. Dolayısıyla burada aslında o afetin sadece işte o evreleri var ya, sonrasında arama kurtarma ve sonra da kalkınma artık. İşte o kalkınmada da mahalleli kendi rolünü yeniden tanımladığı bir yerdeyiz. Ve bir sonraki afeti aslında hani işte biz burada hep onu konuşuyoruz. Bir arada gidebildiğimiz bir ekip olduk. Ve ben hani işte burada da çalışmalarından, işte kamuda mesela Milli Eğitim'de Zonguldak, Aile Sosyal'de Zonguldak İl Müdürlüğü muhteşemler, işte Konya Belediyesi muhteşem. Hani ben bir sonraki afete gittiğimde gözüm bu ekipleri arayacak ve hani bir sonrakine biraz daha deneyimli gideceğiz. Ama dışarıdan gelenlerin yapabildikleri hep çok sınırlı olacak. Asıl değişim, asıl Elvan Hoca'nın da dediği o yönetişim dediği hikayenin içerisinde biz afetin hazırlığından başlayarak mahallelinin sesini ve ihtiyaçlarını bu karar verilen ve kaynakların yönlendirildiği masalara nasıl getireceğiz? Dolayısıyla buradan da aslında nasıl ki afet sonrası bir milli güvenlik konusuysa, afet hazırlığı da aslında bir demokrasi konusu. Yani biz herkesin sesini duyuyor muyuz bu hazırlık sırasında? Yoksa işte Nazan Hoca'nın da dediği gibi ben sonradan afet hazırlığı, Hatay'ın, Kahramanmaraş'ın afet hazırlık planlarına baktım. Ya hepsi en iyi senaryolar. Ya hepsi A planı.
Ne B planı var ne C planı var. Yani afet planı dediğimiz şeyin en kötü senaryoya göre yapılması lazım. Yani ve en kötü senaryoya göre değil, en iyi senaryoya göre yaptığımız için de işte 11 il birden etkilenince ilk bir hafta, 2 hafta bırakın yani kamu zaten aktive olmadı. Sivil toplum, uluslararası organizasyonlar çalışanlarını barındıracak yerler bulamadığı için başka şehirlerden günübirlik gidip geliş yaptılar aylarca. Dolayısıyla hani buradaki konuda sadece şunun çağrısını ben yapmak istiyorum vatandaşlara. Yani ilk haftalarda aynı Hatay'da olduğu gibi yalnız olacaksınız. O yüzden bunun hazırlığı birilerini parmakla göstermeye, işte iteklemeye devam etmek çok önemli. Nazan'ın dediği şey çok doğru. Belediyelere burada çok büyük bir yük biniyor ve çevre belediyelerin işbirliği yapması çok önemli. O yüzden hani sonrasından yapacağımız bazı şeyleri öncesinden mesela AFAD binasına gidin konuşun. Sizi görsün, siz oradaki AFAD müdürünün kim olduğunu tanıyın. Belediyeye gidin, itfaiye şefi kim, tanışın. Yani bu insanların neye ihtiyacı var, bu insanlar ne yapıyor? O yüzden burada toplumsal dönüşüm olarak baktığımızda yapacağımız şey bir sürü kaynak ihtiyacı ve mücadele var ama ilk önce sohbet etmek, tanışmak yine. Evet, ben bu önerilerin son derece değerli olduğunu düşünüyorum. Sağ olasın. Bir yetenek konusunu sormuştum. Onu çok kısaca açıklayabilir misin? Bir de Nazan'ın belirtmiş olduğu özellikle sağlık ve eğitim altyapısında ki sorunları kısaca özetleyebilirsen böyle programımızı tamamlayabiliriz. Ya eğitim konusu bence şu an sivil toplum günün sonunda hani büyük şirketlerin işte birçok şirketin en büyük problemi Türkiye'de zaten yetenek açığı. Sivil toplumda bu durum çok daha kötü durumda. Çünkü siz proje bazlı hareket edip insanları 6 ay 8 ay iş almaya iş vermeye davet ettiğinizde ihtiyaç duyduğunuz yetenekleri işe alma kapasiteniz tabii ki düşüyor. İnsanlara afet bölgesinde çalışma koşullarını iyi bir şekilde sunamadığınızda insanlar da gelmiyor. O yüzden hani benim ama bir yandan da buradaki deneyim aslında en kıymetli deneyim. Yani ben hani gençlere girin sivil toplum kuruluşlarında, mahalle organizasyonlarında çalışın ve hayatınızda, kariyerinizde bir daha hiçbir derdiniz olmasın diyorum. Çünkü belirsizlik içerisinde hareket etmeyi burada öğreniyorsunuz. Bir yandan aslında kamunun şu an çok iyi eğitimleri var. Deprem bölgesinde çalışan personelini götürüyor, eğitimler yapıyor, geri getiriyor. Ama burada da bir personelin, çalışanın iyi olma hali devreye giriyor. Biraz buraya atladığımızı görüyorum. Sağlık altyapısı olarak Türk Tabipler Birliği'nin en başından beri altını çizdiği çok önemli veriler var. Onlara bakılabilir ama burada da şu konu devreye giriyor. Kritik personelin barınmasından başlayarak yani aslında siz eğitim sistemi ayağa kalkmadığında bir bölgede ne sanayide çalışacak personel bulabiliyorsunuz, ne kritik personeliniz burada huzurla çalışabiliyor ve dolayısıyla ne oluyor? O zaman sizin diğer tüm mekanizmalarınız çöküyor. O yüzden yine biz bu Elvan Hoca'nın dediği o yönetişim derken aslında tam olarak burası. Yani konuyu departmanlara bölüp ya bu milli eğitimin sorunu, bu işte aile sosyalin sorunu, bu da şunun sorunu diye bölmeye başlayıp bu kurumlar ya da bu organizasyonlar birbirleriyle verilerini bile paylaşmadığı bir ortamda durduğunuzda koordinasyonu da yapsın diye Birleşmiş Milletler'in OCHA diye koordinasyon birimi var. Dünyanın nereden geldiği belli olmayan bir yerinden gelen bir yöneticiyi de hadi sen de bu sahayı koordine et diye bıraktığınızda çok komik sahnelerle karşılaşıyorsunuz. Yani hani Aziz Nesinler'in falan yazdığı sahnelere, Kafka'nın yazdığı şeylere düşüyoruz. Hani asıl işi yapanlar masada yok. Dışarıdan gelmiş Antep'ten Hatay'ın sorununu konuşan insanlar da milyon dolarların nasıl harcanacağının kararını vermeye başlıyor. O zaman ne oluyor? Siz işte depremin 8. ayında satın alınan tuvaletlerin sırf depoda kalmasın diye yol kenarlarında atıldığını görüyorsunuz. Yani biz bunu Hatay'da yaşadık. Bunun gibi bir sürü şey yaşadık. O yüzden aslında hani her bir şey kılcalında konuşmak saatler sürer. Ama temelinde bütüncül bir şekilde doğru bu konunun muhatapları insanların sesinin duyulduğu masalar kurulmadığı sürece yaptığınız her şey mış gibi kalıyor ve kalmaya da devam edecek. Buğra çok teşekkürler. Arkadaşlar üçünüze de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu programlara devam edeceğiz. Yani 6 Şubat depremleri
dersleri konusunu şehir hepimizin programında almaya devam edeceğiz ve konuyu biraz daha derinlemesine incelememiz gerektiği çok açık. Evet, bugün şehir hepimizin programında konuklarımız Buğra Çelik, Elvan Cantekin ve Nazan Cömert idi. İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programını izlediniz. Gelecek hafta yeni bir programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.